Yarınki maç iki yönlü bir oyun zaten ama ofansif defansif bu ilk maçta da bunu yapmaya çalıştık biz. Sürekli baskı altında tutmadık. Ee, Hollanda'yı veya Hollanda bizi sürekli baskı altında tutmadı. İkinci bölgede karşılıklı bir karşılaşma oldu. Ee, savunmaya geldiğimiz zaman kompak oynamaya çalıştık. Hızlı çıkışlarımız oldu ama zaman zaman da önde bastık. Bunu e, Hollanda da yapıyor şu anda. Öndeki oyuncular geriye pasta, kaleciye pasta da hızlı bir şekilde baskı yapabiliyorlar önde. Buna karşı da cevap vereceksiniz. Tam tersine onların sahasında bazen onlar pas yaparken, oyun kurarken, geride oyun kurmak istiyorlar. Biz baskı yapacağız. Bu oyunun her yönü olacağı için tek yönde bir şey söylemek doğru. Futbol zaten öyle bir şey olsa çok kolay. Ben söylerim, öteki bir şey söyler. Zaten bilinen şey cevabı karşılığı da olur. Vangal'ın da önemli sözlerini aldınız burada hep anlatıyorsunuz. İnşallah kitabını yazar da oradan okuruz. <laughs> Ya, tabii maçına göre, e, rakibin durumuna göre, e, bizim de takımın durumuna göre hepsini değerlendiriyor. Çünkü sadece bir mevkiyle ilgili değil. Mesela Hakan'ı biz iki maç, Norveç'te ve Hollanda e, maçlarında sol tarafta çok da başarılı oynadı. Yani zaman zaman eleştir. Hakan üst seviye bir oyuncu. Yani her yerde oynar. Ama tabii ortada oynadığı zaman her yerde bağlantısı oluyor. Mesela özellikle biz Karadağ maçında hani taktik anladığımızdan değil de yapmaya çalıştığımızda söylüyorum alıp top yön değiştirmeli, ara paslarında olağanüstü işler yaptı Karadağ maçında biraz izlersek oradan yani tesadüf de olsa yapılmıştır bunlar. Ama bunları yap, yapan bir oyuncu olduğu için çok etkili oldu yani maçı izlerken. Neticeleri gelenler oldu, olmayanlar oldu. Ee, ama solda da oynadığı zaman içeri girerek de kullanılacak bir oyuncudur. Kaldı ki şimdi koşu temposu da iyi. Yani mesela daha önce arkadaşlarımız eleştiri yapıyor. O da olabilir. Ee, şimdi de Girdiği zaman maç kurtardığı söyledi. Bunlar gayet normal yani iyi oynadığınız zaman övgü alırsınız bizim için de aynı şekilde eksik oynarsınız eleştiri alırsınız. Oyuna girdi her yaptığı hareket doğru. Onun için solda işte oynaması çok şey değil ama bizim takımın durumuna göre mesela şimdi rakibinde durum var. Dediğiniz gibi üçlü bir orta sahası var bunlar değişerek oynuyorlar. Depay'ın oyun tarzında geriye gelip oraya diğer oyuncuların sokulması depay bazen sola bazen sağ ama oyunu başlatıp tekrar hücumu bitirebilen bir oyuncu. Oraya giren orta saha oyuncuları var. Aynı şekilde belki oyun içerisinde veya oyun başında farklı bir şey çıkarabilir. Ona da hazırlıklı olmak durumundayız. Solda şimdi Akpo yok. Mahalem mi başka birim oynayacak yoksa Depay mı kayacak? Yani onlara cevap şu anda vermem size doğru değil. Ama şimdi bizde çok merak ediliyor. Yani işte yarın hepsini görmek lazım. Bizde birkaç ihtimale karşı yani A B C daha fazla bilmiyoruz da harfleri. O kadar biliyoruz. Ona göre gideceğiz. Hayırlısı olur. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.